Sen de kimsin? Yapmadık. Ona yardım etmeye çalışıyoruz. Kim yardım istedi sizden? Abi ne işin var senin bu adamlarla? Sen kimsin? Ben seni tanımıyorum. İlaç mı verdiniz lan abime? Durun yapmayın evladım. Bırak yakamı. Bana cevap ver. Nasıl bu hale geldi? Amacın ne senin? Çek ellerini. Ona ne yaptığını anlatacaksın. Hayatını kurtardım onun. Nereye gitti? Ne yapacağım ben şimdi? O yolunu yeniden bulmaya gittim. Sen de kendi yoluna git oğul. Yusuf, iyi misin? Sorun mu var? Polat konusunda neler olduğunu merak ettim. Sorunu hala çözemedim. Biraz zaman alacak. O zaman Smith'le ilgili sorunu çözmeye ne dersin? Onu buldun mu? Gel konuşalım. Abi! Abi! Yusuf nerede? Nereye gitti? Kendi yoluna. Polat abi hiçbir şey hatırlamıyor mu? Ona sorarsan adı Polat değil, Ali Candan. Nasıl geldi o buraya? Uçurumun kenarından Yusuf aldı getirdi. Ne zaman? Yaraları kanarken geldi. Siz mi iyileştirdiniz? Şifa Allah'tandır oğul. Abiden haber var mı Muhsin? Yok. Her yerde aramaya devam ediyoruz. Cahit bir şey bulabildin mi? Abiyi gördüm Erhan. Gördün mü? Durumu nasıl, iyi mi? Bir şey yok gibiydi. Yanında mısın şimdi? Hayır. Beni atlattı gitti. İzini bulamadım. Seni yanında istemediyse bir planı vardır zaten.
Yok Erhan. Başka bir sorun var. Ne sorunu var? Polat Alemdar'ın hayatta olduğu bilgisi doğrulandı. Türkiye hakkındaki planlarımızda kısa vadeli değişiklik olmayacak demektir. Ya da tam tersine büyük değişiklikler olacak. Yusuf Kuzuzade'nin kaderi Polat'ın kaderine bağlı. Söylediğin doğru. Ancak bu kısa vadeli bir plan değil. Yusuf bizim Türkiye'deki geleceğimiz. Ona gerçekten bu kadar güveniyor musun? Biz arkasında durursak başarabileceğine inanıyorum. Bu tam olarak güven duymadığın anlamına geliyor. Meselenin bir tarafında Polat Alemdar varken kimseye koşulsuz bir güven duyamayız. Yusuf bizim için en iyi seçenek olduğu sürece arkasında durmaya devam edeceğim. Amon ve Ra'nın bu konudaki tavrının değişip değişmediğini de bilmem gerekiyor. Amerika'daki seçimlere kadar Amon herhangi bir tavır değişikliğine gitmeyecek. Ra Yusuf tarafından dile getirilen içimizdeki hainle ilgili kuşkuların giderilmesini bekliyor. Bir an önce Yusuf'un iddialarının gerçek olup olmadığının ortaya çıkarılması gerektiği doğru. Araştırma kısa zamanda sonuçlandırılacaktır. Yusuf için yolun sonu mu geldi? Yoksa her şey yeni mi başlıyor? O zaman göreceğiz. Polat ne durumda? Hala Alican'dan olduğunu sanıyorum. Bu şekilde dışarıda olması tehlikeli. Adamları yaşadığını öğrenmişler. Onun için ellerinden geleni yapacaklardır. Artık sen bunu düşünme. Şu anda tek düşündüğüm şey Smith. Bana onun yerini söyle. Smith'in yerini neden öğrenmek istiyorsun? Elinde bana ait bir şey var. Bunu kolaylıkla halledebilirim. Senden böyle bir şey istemiyorum. Ben de senin doğrudan onunla karşılaşmanı istemiyorum. Başka çarem yok. Var. Sen oraya girmeden onu mekandan çıkartabilirim. Nasıl yapacaksın? Konseyin büyük temsilcileriyle bir görüşmem var. Eğer bana ikna edici bir malzeme verebilirsen, onların Smith'i çağırmasını sağlayabilirim. O zaman bu belgeleri götürebilirsin. Bu ne? Smith'in şirketiyle ailem, yani babam, zamanında bir ortaklık kurmuş. Ben de o şirketteki hisselerimi John Smith için çok tehlikeli bir ortağa devrettim. Ve bu işi yıllar önce yapılmış gibi ayarladım. Riskli ama akıllıca bir hamle. Hepimizin bir tarzı var. Polat Alemdar, araştırma yapmamı Polat Alemdar ister. Güzel.
konuşmaya başladın. Neden böyle bir araştırma yapmanı istedi? Amacı ne? Bunu nereden bileyim? Ben sadece benden istediğini yaptım. Sana neden inanayım ki? Sana gerçeği söylüyorum. O zaman söyle. Polat Alemdar nerede? Bilmiyorum. İşte şimdi yalan söylüyorsun. Hayır! O istediğinde iletişime geçiyoruz. Henüz benimle iletişime geçmedi. Sana nasıl ulaşıyor? Sana nasıl ulaşıyor? Cevap ver bana. Cevap ver bana lanet olası! Konuş! Şunu bir an önce kendine getirin. Hadi! Nasıl oldu bu? Talihsiz bir kaza kızım. Geçti gitti. Merak etme, endişelenecek bir şey yok. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Teşekkür ederim Azra'cığım. İyiyim şimdi. Fehmi Bey, pek sırası değil biliyorum ama Yusuf'a ulaşamıyorum. Ondan bir haber aldınız mı? Müsait olunca kendisi arıyor bizi Azra. Daha çok sürer mi gelmesi? İşlerinin biraz uzadığını söyledi. Ama tam olarak bilmiyorum. İstersen bizi aradığında sana ulaşmasını söyleyeyim. Çok sevinirim. Tekrar geçmiş olsun. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Güle güle. İyi akşamlar. Yusuf, Polat'ın yaşadığından acilen haberdar edilmeli Hakkı. Gerekeni yaparım efendim. Peki, Cahit'le ilgili tasarrufunuz nedir? Biliyorsun daha önce de misilleme yaptık Hakkı. Ama bu sefer farklı bir planım var. Elbette Cahit'ten intikamımı alacağım. Ama kurşunla değil. Gel oğlum. Baba. Geçmiş olsun, iyi misin? Nasıl oldu bu? Hakkıyla ava çıkalım dedik. Talihsiz bir kaza oldu. Önemli bir şey değil, küçük bir sıyrık sadece. Üzerinde durulacak türden bir şey değil. Baba. Müsaadenizle. Baba, kim yaptı bunu? Oğlum, kim olduğunun önemi yok. İyiyim diyorum sana. Bu meseleyi bana bırak. Sen kendi işlerine ilgilen. Pekala baba. Madem öyle, artık sen de benim işlerimle ilgilenmezsin. Kenan. 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 Bütün yollar yine Alemdar'a çıkıyor. Bu formülün sırrını da Polat mı saklıyor sence? Evet. Tıpkı geleceğin enerjisinin formülü gibi. Aradığım her şeyi o saklıyor benden Yürgen. Hedefimiz o mu? Bundan sonra tek hedef var. Alemdar. Şimdiye kadar onu doğrudan hedefe koymadım. Ama o nereye gitsem karşıma çıktı. Atım her adımda peşimdeydi. O varken hiçbir şey yapamıyoruz Yürgen. Onu ezip geçmeden yoluma devam edemem. Bunu söyleyeceğin günü bekliyordum. Kardeşim Markus'un intikam zamanı yaklaştı.
Polat elimizden kaçtı. Enteresan. Giderken bize niye haber vermediniz? Giderken oradakinin Polat olduğundan %100 emin değildik. O yüzden hemen haber vermedim. Her ihtimali düşünerek kalabalık gittik. Onu tek başına bulmak ekstra sürpriz oldu. Ama sonuçta sürpriz oldu. Son anda Cahitler yetişti. Elimizden kaçırdık. Onlar gelene kadar tek başına mı karşılık verdi size? Evet. Yaklaşan bütün adamlarımı öldürdü. Sonra da karanlığın içinde kayboldu. Bu adam bizim gözümüzün önünde vurulup uçurumdan yuvarlandı. Nasıl hala bu kadar sağlam durabilir? Aşil. Yani senin anlayacağın Akileus, Tetis'in oğlu ölümsüz bir savaşçıydı. Annesi onu ölümsüzlük suyuna batırmıştı. Ama Truva Prensi Paris, onu tek zayıf noktası olan topuğundan öldürdü. Ben de onun en zayıf noktasını bulacağım. Polat'a mı saldıracaksın? Evet ama sizin gibi değil Ariel. Benden daha öncekiler gibi de değil. Polat'ın ölüp gitmiş düşmanları gibi hiç değil. Önce onu daha yakından tanıyacağım. En yakın dostu kadar yakından. Alemdar hakkındaki her şeyi öğrenmek istiyorum. Her şey. Ben Ömer Candan'ı arıyorum. Ömer Candan? Burada oturuyorlardı. Ha, siz eski ev sahiplerini soruyorsunuz herhalde. Bir adres bırakmışlardı. Siz burada bekleyin, bir bakayım ben. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi geceler. Size de iyi geceler.
Abi seni nasıl tanımaz Cahit? Bir planı vardır onun. Numara yapmıştır. Öyle olsa ben anlamaz mıyım Eren? Anlamazsın. Nereden anlayacaksın abinin neler çevirdiğini? Gözlerine baktım diyorum. Onun bakışları değildi. Gerçekten Alican'dan olduğunu mu söylemiş? Adam öyle dedi. O adam kimmiş peki? Ne bileyim ben Eren. Mezarlığın kıyısında, kulübede yaşayan bir adam. Yusuf Kuzuzade'nin de dostuymuş öyle mi? Öyle. Abinin hayatını da onlar kurtarmış. Allah Allah. Yenge nereye gidiyorsun? Hayırdır Abbas? Yenge çıkamazsın, Cahit abimin emri. Cahit bile bana böyle bir şey diyemez. Sen kim oluyorsun da bana çıkamayacağımı söylüyorsun? Yenge tamam, bir dakika. Abi? Ver şu telefonu, ver. Neredesin Cahit? Müsaitsen gel görüşelim. Tamam Safiye, yoldayım. Geliyorum. Bir emriniz var mı efendim? Babamı göreceğim. Hemen götürelim efendim. Buyurun. Eyvallah. Kimseye nerede olduğumu söylemeyeyim. Emredersiniz efendim. Merhaba Safiye, nasılsın? Cahit nereden buluyorsun böyle adamları anlamıyorum. Gidiyorum desem kim bilir ne yapacaktı? Abartma Safiye. Tamam, ben konuşurum onunla. Abim iyi mi? Abi iyi. İyi. Ne zaman görüştün? Daha dün beraberdik. Bu akşam gelecek mi? Gelir inşallah. Cahit abi. Efendim Elif'ciğim. Cahit abi, halamla birlikte bahçeye kuş yuvaları yapmak istiyoruz. Ben de resimlerini çizdim bak.
Bunlar çok güzelmiş Elifciğim. Baban gelince birlikte yaparsınız. Babam ne zaman geliyor? Az kaldı canım. Birkaç güne dönecek inşallah. Birkaç gün tam olarak ne zaman? Bugün yarın. En kısa zamanda gelecek inşallah. Babam gelince bunun acısını çıkaracağım. Ben çıkayım artık. Sen benimle geliyorsun. Anlaşılan Safiye Hanım'la yıldızınız barışmadı. Tamam abi, nasıl istersen. Müsaadeniz olursa ben size refakat edeyim. Oh,
İyi akşamlar abi. Rıza nerede? Rıza abi izin alıp gitti abi. Kime sordu? Sana diyorum, ne atlar dönüyor burada? Abi Polat abiyle beraber Ömer babanın mezarlığına gittiler. Lan bana niye haber vermediniz? Polat abi öyle mi etti abi? Arabayı getir Abbas. Çayın bile tadı yok. Efendim Cahit. Abi evin oraya gelmiş Erhan. Ne zaman gelmiş? Orada mı şu anda? Yok. Ömer babanın yanına gitmek istemiş. Ben sana söyledim Cahit. Onun bir planı vardır dedim. Abinin yolu şaşmaz. Nerede? Ben de oraya gidiyorum şimdi. Sonra haberleşiriz. Tamam. Neredeymiş abi? Abi eve dönmüş Muhsin. Sen de git çay al kendini. Ablukadan kurtardığımız köy için erzak hazırlıkları tamamlandı. Sabah yola çıkarız. Geçiş yolları daha güvenli olur. Seni düşünceli gördüm. Kötü bir durum mu var? Biz Abluka'daki köyleri kurtardıkça Şedid başka sınır köylerine saldırıyor. Tam birini temizledik derken diğeri düşüyor. Domino gibi. Şerefsizler. Ulan köylülerin canlarından başka bir şey kalmamış. Daha ne istiyorlar ki? Bölgedeki gariban köylüleri öldürmek onların bir işine yaramaz. Asıl amaçları burada ikinci bir göç dalgası yaratarak Türkiye'yi zor durumda bırakmak. Berkan! Emredin komutanım. Bana şu çocuk komutanı getirin. Emredersiniz komutanım. Gel otur. Sana birkaç soru soracağız. Bize vereceğin cevaplar senin geleceğini belirleyecek. Benden hiçbir şey öğrenemezsiniz. Senden bir şey öğrenemezsek biz de bir şeyler öğretiriz. Mühimmatları kimden alıyorsunuz? Sana ne? O köyü neden Abluka'ya aldınız? Çünkü onlar mürtet ve kafirdi. Beş vakit namazındaki köylüler kafir, masumları öldüren sizler inançlısınız. Biz Halife'nin seçtiği inanmışlarız. Sizler gibi münafık değiliz. Pusat! İzin ver şu veledi Azizza'ya getireyim. Tahminen 14-15 yaşındasın. 16. Savaş başladığında daha da küçüktün. 1-2 yılda seni neden komutan yaptıklarını biliyor musun? Bizim köyümüz açlıkla boğuşuyordu. Bir gün Şedid askerleri köye gelip bizi camide topladı. Sana özel olduğunu söylediler.
seni seçtik dediler. Aylıkta $200 maaş verdiler. Savaşmak ve yaşamak için benim de paraya ihtiyacım var. Peki seni seçenler Müslüman mıydı? Sormadım. Sorsan da öğrenemezdin zaten. Onlar ya Avrupalıydı ya da Amerikalıydı. Beni konuşturmak için yalan söylüyorsunuz. Berkan! Bu çocuğu hücreye atın. Çocuk olduğunu ve inandığı kişilerin kim olduğunu fark edene kadar da çıkarmayın. Emredersiniz komutanım. Beni yakaladınız ama benim gibi bir sürü korkusuz kardeşim var. Alın bunu. Demek Polat Bey kendini geçmişte sanıyor. Acilen bir çözüm bulmalıyım. Bu çok gizli bir bilgi. Ağaç yaprağı kadar sessiz olmalısın Hüsnü. Hüsnü! Erhan Muhsin nereye gitti? Ha? Erhan Bey ve arkadaşlar dışarı çıktı Anadolu Hanım. Polat Bey hakkındaki çok önemli gelişmelerle ilgili hiçbir bilgim yok. Hüsnü, madem bilgin yok, Polat Alemdar'la ilgili gelişmelerin çok önemli olduğunu nereden biliyorsun? Anlat hadi. Efendim, Polat Bey çok önemli bir insan. Hakkında bir gelişme varsa otomatikman önemlidir diye öyle söyledim. Allah Allah. Neyse, ben işimin başına dönüyorum. Anadolu Hanım. Efendim Hüsnü. Zamanda yolculuk mümkün müdür? Bu sorumun çok önemli bir şahısla ilgisi yoktur. Mümkün. Ben her gün zamanda yolculuk yapıyorum. Eyvah eyvah. Anadolu Hanım'ın da hafızası gitti demek. Bak, gel otur. Einstein der ki, zaman, mekan, hareket birbirinden bağımsız değildir. Ama ben ona bakmam. Çünkü bana göre insanlığa faydalı şeyler üreten her kişi zaten zaman ötesi yolculuk yapmaktadır. Mesela kendi zamanının ötesinde yaşayan sanatçılar, büyük bilim adamları, düşünürlerin hepsi gelecekte de yaşarlar. Bak Mimar Sinan'a, yaptığı camiler, köprüler hala ayaktayken onun bugün de yaşamadığını kim söyleyebilir, değil mi? Kimse söyleyemez. Söyleyenin alnını karışlarım. Aferin sana. O zaman ben de burada oyalanmak yerine gideyim çalışmalarımın başına döneyim, tamam mı? Eminim siz de toryum alanındaki çalışmalarınızla zamanda çok çok ileriye gidecek ve bizi fezaya taşıyacaksınız Anadolu Hanım. İnşallah Hüsnü, inşallah. İnşallah efendim. İhanet dosyasında yeni bilgilere ulaştığını söylemişsin Asya. Evet. Dosyada ayrıntılarını bulacağınız önemli olabileceğini düşündüğüm bir ortaklık tespit ettim. Nasıl bir ortaklık? Bir şirket ortaklığı. Ben çok şaşırdım. Size de ilginç geleceğinden eminim.
Polat Alemdar. Onun şirketleriyle bizim ne ilgimiz olabilir? Bu bilgiler gerçek mi? Gerçek. John Smith ve Polat Alemdar'ın ortak bir şirketlerinin olduğunu mu söylüyorsun? Ben söylemiyorum. Resmi kayıtlarda yazanlar bunlar. Smith'in böyle bir girişiminden haberiniz var mıydı? Farklı ortaklıkları olduğunu biliyorum. Çoğu bizim adımıza yürüttüğü madencilik faaliyetleriyle ilgili. Ancak Polat Alemdar'la birlikte iş yapıyor olması tahminlerin çok ötesinde bir şey. Bu ortaklık gerçekse bizi Yusuf'un iddia ettiği ihanetin aydınlatılmasına götürebilir. Gecikmeden neler olduğunu öğrenmeliyiz. Ra adına Smith'i çağırıp ben görüşeceğim. Polat Alemdar'ın tespit edebildiğimiz bütün mekanlarını gözetim altında tutuyoruz. Sonuç istiyorum. Sonuç! Çık dışarı! Emredersiniz efendim. Buyurun ekselansları. Derman arardım derdime. Derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma. Aslım bana burhan imiş. Sağım solum gözler idim. Dost yüzünü görsem değil. Ben taşrada ararken ol can içinde can imiş. Thank you.
Sen gidebilirsin. Perişan ettin kendini. Gel gidelim buradan. Sonra yine gelirsin. Beni rahat bırak dedim. Hadi abi. Abi. Kimsin lan sen? Kim olduğumun bir önemi yok. Neden beni rahat bırakmıyorsun? Çünkü sen benim abimsin. Abin her kimse tanımıyorum. Benim adım Ali Candan. İster Ali Candan ol, ister Polat Alemdar. Sen benim abimsin. Gidelim mi abi? Gidelim.
Rabbi çok şükür. Bir haber var mı abi? Cahit daha aramadı. Ya Rabbi çok şükür. Bir sıkıntı olsa haber verirdi zaten. Demek ki abiyle beraberler. Ya Rabbi çok şükür. Hüsnü bir saattir neye şükrediyorsun sen? Geçen yıl çalınan arabam geldi de aklıma. Ona şükrediyorum Erhan Bey. Sen deli misin Hüsnü Bey? Estağfurullah. Arabam çalındı diye şükreder mi insan? Ben arabanın çalındığına değil, içinde olmadığıma şükrediyorum Erhan Bey. Şimdi geçen seneden beri kayıp olacaktım. Tövbe tövbe. Ha Erhan? Buyurun Anadolu Hanım. Polat'tan haber var mı? Şimdilik yok ama bir saniye, Cahit arıyor. Galiba beklediğimiz haber geliyor. Ay. Efendim Cahit. Evet. Tamam. Abi hastaneye gidiyormuş, iyiymiş. Şimdi gerçekten şükredebilirsin Hüsnü. Ya Rabbi şükür kere şükür. Polat Bey hastaneye gidiyorsa hemen gidip onu karşılamalıyım. Müsaadenizle. Biz de hastaneye geçelim Hüsnü. Durumunu bana da bildirin hemen. İçim rahat etsin. Oldum içim. Tabii efendim. Merhaba. Merhaba. Hocam kötü bir durum yoktur inşallah. Yok yok yok. Haberler iyi. Otur. Otur haberler iyi. Ekselansları. Buyurun. Hanedanımızın sadık hizmetkarı John Smith. Hoş geldin. Saygılar sunarım ekselansları.